Türkçe derslerimizden herkese merhabalar. Bugün 7. dersimizi işleyeceğiz. 7. dersimizin konusu anlamlı ve kurallı cümle. Eğer beni dikkatli bir biçimde dinlersen anlamlı ve kurallı cümlenin ne olduğunu öğrenecek. Bu konuları kolaylıkla çözebileceksin. Hazırsan başlayalım. Şimdi çocuklar. Anlamlı ve kurallı cümle demek bir düşünceyi, olayı, durumu, duyguyu doğru ve eksiksiz bir şekilde ifade etmesi. Anlamlı cümle sözcüklerin bir araya gelerek bizim aklımızda mantığımıza yatan bir bütünü bir oluşturması ve bir bütün ifade etmesi. Mesela elma yeşildir. Çünkü bu gerçekten anlamlı bir cümle. Elma mordur dersek anlamlı olur mu? Hayır. Çünkü etrafımızda mor bir elma yok. Anlamlı olması Bizim gerçek hayatımızda mantığımıza uyması demek. Kurallı cümle cümlenin öznesi yani işi yapan kişi demek özneye ve yükleme yani yapılan işin gelmek, gitmek, okumak, bakmak, uyumak gibi e eylemlerin yani yükleme belli bir sırayla verilmesi Türkçemizde de genellikle özneler yani işi yapan kişiler Ali, Ahmet, Hasan, Hüseyin, Zeynep gibi kişiler ilk olarak veriliyor. Ve en sonda da işin kendisi gelmek, gitmek, uyumak, bakmak, okumak, yüzmek gibi kısımlar da en sonda alıyor. Şimdi örneklerimize bakalım. Aşağıda örnek kısmında bahsetmişiz. Kurallı ve anlamlı cümle. Çiçekler bahçede açtı. İşi yapan kim? Çiçekler. Bak ilk başta vermiş. Çiçekler ne yapmış? Açmış. Hareket, iş, oluş en sonunda verildiğinden dolayı bu kurallı bir cümle. Hem de gerçekten mantığıma yattığı için anlamlı bir cümle. Kurallı olmayan cümle. Açtığı çiçekler bahçede. Aa bak hareket, iş ilk başta verilmiş kurallı olabilmesi için biz bunu ilk başta veriyor muyduk? Hayır, vermiyorduk. Bu nedenle bu kurallı bir cümle olmamış. Anlamsız cümle. Çiçekler açtı, bahçe güzel. Bu anlamı var mı? Bizim için bir bütünlük oluşturuyor mu? Hayır, oluşturmuyor. Bu nedenle bir bütünlük oluşturmadığından dolayı da biz buna anlamsız cümle diyoruz. Hadi karışık olarak verilen kelimeleri anlamlı ve kurallı cümle haline getirelim. Geldi annem eve. İlk olarak kimdi? İşi yapandan başladık. Annem. Harekette en son olacaktı. Geldi de en son da yer alacağından dolayı eve geldi olarak yazıyoruz. Okula yarın gideceğim. Kişi var mı? Yok. O zaman direkt yarın okula Hareketi de en sona bırakıyorum. Gideceğim. Kurallı olması için yapılan işin en sonda olması gerekiyor. Yağdı yağmur dün. Bir kişi olmadığı için hemen cümlemize başlıyoruz. Dün yağmur. Yağması bir hareket olduğu için bu en sonda veriliyor. Yaptığım ödevlerimi dün ben kim? Bir kişi var. O zaman ilk... Kişiyi yazarak başlıyoruz. Ben ödevlerimi dün hareketi de en sona bırakıyorum. Yaptım. Arkadaşlarım ve ben seviyoruz öğretmenimizi çok. Kim? Kimler? Arkadaşlarım ve ben. O zaman hemen arkadaşlarım ve ben olarak ve ben bir bütün olarak aldık öğretmenimizi çok seviyoruz. Ne yapıyorlarmış? Seviyorlarmış. Sevmek bir hareket olduğundan dolayı, bir iş, bir oluş olduğundan dolayı bunu en sona bırakıyoruz. Sorumuzu okuyalım. Aşağıda verilen kelimeleri anlamlı ve kurallı bir bütün oluşturacak şekilde sıralayınız. Bahçede çocuklar oyun oynuyor. Doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? Biz ne demiştik? İlk olarak kişi belirtilecek. Çocuklar. İlk olarak çocuklar gelecek. Bahçede neşeyle oyun oynuyor. İş en son belirtilecekti. 2 1 4 3. Anlaştık mı? Yapılan iş en son olacak. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamlı ve kurallı bir cümle değildir? Anlamlı ve kurallı olması demek, bizim mantığımıza yatması ve yapılan işin, hareketin, oluşun en sonda belirtilmesi. Öğretmenimiz yoklama aldı. Yoklama almak. Yoklama aldı. Sınıfa girer, girmez. Hareket yoklama almak. Sabah erkenden kalkıp ders çalıştım. Çalışmak, ders çalışmış. Günlük yazmayı alışkanlık haline getirir. Alışkanlık haline getirmek. Film izlemek için akşam bir araya geldik. Bir araya gelmek. Hepsi en sonda olurken A şıkkında yapılan iş ortada bu nedenle kurallı bir cümle olmayan şıkkımız A oluyor. Aşağıdaki cümlede hangi sözcüğün yerini değiştirirsek cümle kurallı hale gelir? Kitabı masanın üzerine bıraktım dün. Biz ne biliyorduk anlamlı ve kurallı olabilmesi için? Yapılan işin en sonunda olması. Kitabı masanın üzerine bıraktım. Bıraktım ortada kalmış dün. O zaman biz hangisinin yerini değiştirmeliyiz? Bıraktım kelimesinin yerine değiştirmeliyiz. Çocuklar bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve diğer videoları izlemeyi unutma. Ebeveynleriniz Instagram kanalından beni takip edebilirler. Konuyla ilgili ücretsiz etkinlik kağıtlarına, alıştırmalara, testlere ulaşmak için Google üzerinden bir birtutamöğretmen.com'dan beni ziyaret edebilirsin. Hoşçakal, sevgiyle kal.